İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesi olarak tanımlayabileceğimiz vahiy konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, vahiy, yaratıcı kudretin insanlarla münasebet kurması ve onları bilgilendirmesidir. Vahiy, her an farklı bir eylem içinde olan Allah'ın, ferdin ve toplumun hayatını iyiye ve güzele doğru yönlendirme iradesidir. Allah'ın vahiy ile gönderdiği Kur'an, Allah-u Teala'nın sözüdür. İnsanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek de olsalar, yine onun benzerini getiremezler. Allah-u Teala'nın peygamberlerine vahiy getirmesinin türlü şekilleri vardır. Bazen Hazreti Peygamber'in yakınında bulunan kimselerin bir uğultuya benzer bir şekilde duyabildikleri vahiy, çoğu zaman vahiy meleği Cebrail aracılığıyla getiriliyordu. Cebrail kimi zaman asli suretinde, kimi zaman sahabeden Dıhye isimli bir zatın şekline bürünerek vahiy getirmekteydi. Ne şekilde olursa olsun kendisine vahiy geldiğinde Allah Resulü farklı bir hale bürünüyor, çevresindekiler onun bu halinden vahiy almakta olduğunu anlayabiliyorlardı. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e vahiy geleceği zaman arı uğultusu gibi bir ses duyulduğunu söylerken, müminlerin annesi Hazreti Ayşe de son derece soğuk günlerde bile vahiy geldiğinde Allah Resulü'nün aşırı derecede terlediğini ifade ediyordu. Peygamber Efendimiz bir gün minberin üzerine oturmuş çevresindeki Müslümanlarla sohbet ediyordu. Onları dünyaya kendilerini kaptırmamaları konusunda uyarıyordu. Sahabilerden birinin sorduğu soruya cevap vermek istediği sırada kendisine vahiy geldi. Olayı anlatan Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre vahyin bitmesinin ardından Hazreti Peygamber alnındaki terleri silerek konuşmasını sürdürmüştü. Hazreti Peygamber inen her ayeti önce okuyor, ardından bizzat kendisinin vahiy katibi olarak görevlendirdiği sahabilerine yazdırıyordu. Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit, Allah Resulü'nün kendisine bir ayeti yazdırdığı sırada gelen ikinci bir vahyin tesirini şöyle anlatır. Vahiy geldiği sırada Allah Resulü'nün dizi benim dizimin üzerindeydi. Vahyin ağırlığından dizi bana o kadar ağır geldi ki dizim ufalanıp dağılacak diye korktum. Sonra bu hal ondan gitti ve ayetin devamı gelmiş oldu. Haris bin Hişam da Hazreti Peygamber'in vahiy alışına dair ayrıntıları merak edenlerdendi. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, sana vahiy nasıl geliyor?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Bazen uğultu gibi geliyor ki bana en ağır geleni de budur. Uğultu kesildiğinde bana bildirilenleri tam olarak ezberlemiş oluyorum. Bazen de melek bana insan şeklinde görünüyor, benimle konuşuyor ve ben de onun dediklerini tam olarak ezberlemiş oluyorum." buyurdu. Değerli dinleyiciler, peygamberlere vahiy gelmesi konusunu nasıl anlatırsak anlatalım, bu konunun mahiyeti tam olarak bilinemeyecektir. Çünkü bu husus, fizik aleme özgü bir yapıya sahip olan Hazreti Peygamber'in metafizik aleme ait nurani varlıkla irtibata geçmesi anlamı taşımaktadır.
meleğin insan şeklinde gelip Hazreti Peygamber'le konuşması ise vahyi getiren aracının beşer düzeyine ve dünyasına indirgenmesi anlamına gelmektedir ki, vahyi alma şekillerinin Hazreti Peygamber açısından en kolayı budur. Vahiy meleği Cebrail, beşeri öğrenme ve öğretme yöntemlerinden farklı olarak ani ve dolaysız bir şekilde bilgiyi Allah Resulü'nün kalbine yerleştirmektedir. Vahiy olarak gelen ilahi bilgi, Allah Resulü'nün konuşmasıyla insanlara ulaşmakta, tarihe, hayatın akışına müdahale etmeye, dönüştürmeye ve cevap almaya başlamaktadır. 610 yılında başlayan vahiy süreci, 632 yılında Hazreti Peygamber'in vefatına kadar 23 yıl süreyle devam etmiştir. Hazreti Peygamber'e ilk vahiy, 610 yılı Ramazan ayında Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira'da gelmiştir. Peygamber Efendimiz'in ilk vahiy tecrübesi, uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek olarak çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip orada geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine hanımı Hazreti Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Peygamber Efendimiz Hira mağarasındayken vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelerek Peygamber Efendimiz'e "Oku," dedi. "Ben okuma bilmem," diyerek cevapladı Peygamber Efendimiz. Bundan sonra yaşananları Peygamber Efendimiz şöyle anlatmaktadır. "Cebrail beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar "Oku," dedi. "Ben okuma bilmem," dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar "Oku," dedi. "Ben okuma bilmem," diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle söyledi. "Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en kerim olandır." Bunun üzerine Hazreti Peygamber kendisine vahyolunan bu ayetlerle yüreği titreyerek evine döndü ve hanımı Hazreti Hatice'ye "Üzerimi örtünüz, üzerimi örtünüz," dedi. Onun üzerine örttüler. Bir müddet öylece dinlendi, sakinleşti. Ondan sonra başından geçenleri Hazreti Hatice'ye anlattı ve endişesini dile getirdi. Hazreti Hatice de Peygamberimize "Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula yardım edersin, misafiri ağırlarsın," dedi. Sonra Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'i yanına alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka, cahiliye döneminde Hristiyanlık dinine girmiş bir kimseydi. İbranice yazı bilir ve İncil'den İbranice metinler yazardı. Varaka ihtiyarlamıştı, gözleri görmüyordu. Hazreti Hatice Varaka'ya, "Amcamın oğlu, dinle bak, kardeşinin oğlu ne söylüyor," dedi. Peygamber Efendimiz yaşadıklarını ona anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi. "Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği Cebrail'dir. Ah, keşke genç olsaydım. Kavmin seni bu şehirden çıkaracakları zaman keşke hayatta olsaydım da sana yardım etseydim." Bunun üzerine Allah Resulü, "Onlar beni buradan çıkaracaklar mı?" diye sordu. O da, "Evet, senin getirdiğin gibi bir şey getirmiş herkes bu düşmanlığa uğramıştır," dedi ve "Eğer senin davet günlerine yetişirsem sana elimden gelen yardımı yaparım," diye ekledi. Çok geçmeden Varaka vefat etti. Bu vahyin bir süre kesildiği sıralardı. Vahyin kesilmesiyle yaşanan bu derin sarsıntının daha büyüğü aslında vahyin ilk gelişiyle de yaşanmıştı. Semavi haberlerin kesilmesiyle kendilerini biçare hisseden cahiliye karanlığına gömülmüş insanlar, ilahi bir kudret onları ansızın kalplerinden yakalayıp silkelediğinde de neye uğradıklarını şaşırmışlardı.
Bu ilahi müdahale, fertlerin iç dünyasını ve toplumsal hayatı köklü bir değişime davet ediyordu. İşte bu değişimin adresi Hira'ydı. Değerli dinleyiciler, Ümmü Eymen, Allah Resulü'nün "annemden sonraki annemdir" diyerek tatif ettiği peygamberimize dadılık yapmış, onu elinde büyütmüş, ilk Müslümanlar arasına katılmış müstesna bir hanımefendiydi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile evlenmesinden sonra Ümmü Eymen onun yanından ayrılmış, bilahare Ubeyd bin Zeyd ile hayatını birleştirmiş ve Eymen adında da bir çocuğu olmuştu. Ubeyd'in bir savaşta şehit olmasının ardından Zeyd bin Harise ile evlenmiş, bu evlilikten de Peygamberimizin torunlarından ayrı tutmadığı Üsame doğmuştu. Peygamberimiz Ümmü Eymen'e olan hürmet ve vefasını vefat edinceye kadar devam ettirmiş, onu sık sık ziyaret etmiştir. Vefatından sonra da Peygamberimizin yakın dostları ona aynı şekilde ilgi ve saygıda kusur etmemişlerdir. Yine Allah Resulü'nün hizmetinde bulunmuş, onun en yakınındakilerden biri olan Enes bin Malik'in anlattığına göre Hazreti Peygamber vefatından kısa bir süre sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e "Hadi kalk, Allah Resulü'nün Ümmü Eymen'i ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim" demişti. Yanına vardıklarında Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Allah Resulü için çok daha hayırlıdır" dediler. Ümmü Eymen, "Ben Allah katındakilerin Hazreti Peygamber için daha hayırlı olduğunu bilmediğim için ağlamıyorum. Esas ben gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırmıştı. Allah Resulü'nün yetişmesinde emeği olan, ona anne şefkati besleyen bir kadının onun vefatıyla birlikte vahyin kesilmiş olmasına hayıflanması ve ağlaması kuşkusuz büyük anlamlar içermekteydi. Ümmü Eymen'in hayatında vahyin kesilmesiyle oluşan boşluk, Hazreti Peygamber'in şahsının aralarından ayrılmasıyla oluşan boşluk kadar derin olmalıdır. İlhamın, rüyanın, kehanetin rağbet gördüğü bir toplumda insanların bütün bunlardan farkını idrak ederek vahye yönelmeleri, vahye dair bir bilince sahip olmaları Ümmü Eymen'in cümlelerinde dile getirilmiştir. Ümmü Eymen, Hazreti Peygamber'in aralarından ayrılışıyla birlikte vahyin ebediyen kesilmiş olmasına üzülüyordu. Değerli dostlar, toprağın suya ihtiyacı neyse, insanın da vahye ihtiyacı odur. Vahiy ile lütfedilen bilgi, insanın kalbini ve ruhunu besler. Mümbit bir toprağın üretkenliği gibi vahiy bilgisi de sürekli yenilenerek insanın ufkunu genişletir. Düşünmenin yol ve yöntemini gösterir. Allah'tan gelen bu bilgi ve rehberliği özümseyerek toplumuna katkı sağlayan insanlar verimli topraklar gibidir. Allah'tan gelen bu bilgiyi umursamayanlarsa suyu kabul etmeyen çorak arazi gibidir. Vahiy ile gelen bilgi beşeri bilgiden farklı olarak kesin ve çelişmez bir niteliğe sahiptir. Vahiy bir taraftan insanın varlık alanına ait bilgiler verirken, diğer taraftan insan bilgisinin ulaşamayacağı görünmeyen alemden haberler de vermektedir. İnsanlığın böyle bir bilgi türünü reddetmesi, kendisini bundan müstani addetmesi, sadece kendisini kandırması demektir. Böyle bir yaklaşım, insanın bilgi elde etme yollarından birini, hem de en sağlam ve zengin olanını yok sayarak bilgi edinme imkanını her zaman yanılma ihtimali taşıyan sınırlı vasıtalarla kayıtlamaktadır. Vahiy, diğer bilgilerden farklı olarak insan hayatına gerek verdiği, gerekse toplumsal düzeyde hukuki ve ahlaki bir tertip ve nizam getirerek insana rehberlik ederken hem dünya hem de ahiret saadeti vaat etmektedir.
uzunca bir süredir gerçekliği maddeye ve rasyonaliteye indirgeyen, vahyi düşünce hayatından dışlayan, modern zamanlardaki kimi eğilimlerin başarıyla ulaştığı, mutluluğu ve huzuru yakaladığı görülmemiştir. İnsan, ruhunun derinliklerinde aşkın bir varlığın rehberliğini kimi zaman bastırsa da hissetmeye devam edecektir. Vahiy, zihin ve gönül dünyasını açanlara, yazılan ve okunan haliyle her gün yeniden inmeye, onları yeniden diriltmeye ve hayırlara kapı açmaya devam etmektedir. Rabbim, sizleri de vahyin aydınlığından ve huzur verici ikliminden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.